Asist analiz ekranlarında yüz yüze programıyla her hafta olduğu gibi bu hafta yeniden karşınızdayız. Volkan Demir ile birlikteyiz. Fenerbahçe'deki son gelişmeleri ve transfer gündemini konuşacağız birlikte. Volkan hoş geldin. Merhaba Neslihan. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben deyim. Teşekkür ederim. Tatil iptal olmuş. Ona haberini aldım. <laughs> evet. Nereden aldın? <laughs> Hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> bir daha tatile gidecektim. Gerçekten daha herkesin nazarı değdi. İnanılmaz. Evet, benim lazım. değer. Benim mavi gözlüğüm ya bir de Arkadaşlar, değer. Arkadaşlar e, herkes rahat bir nefes alabilir. <laughs> Neyse tatili bitti. Bitti. Neyse bir sene burada evet, tatiller. Ağustos boyunca buradayım. Bakalım yani belki hani Eylül'de Ekim'de artık evet. kaçabilirsem. Yedinci tatilini falan yapabilirsin. Yedinci ben. falan değil. Öyle gözüküyor ama değil. Yani böyle ara ara paylaştığım için öyle gözüküyor <laughs> ama evet. öyle değil. Neyse İstanbuldayım. Bir süre böyle devam edeceğiz. Sen? Ben bir gün tatil yaptım geçen. Üç, <laughs> üçe çıktı topum. Renk kırılmış bir. Evet biraz da bir kırılmış. <laughs> Toplam bugün 3'e çıktı yani ha, şu tamam, an yaz super. tatilim. Böyle devam edeceğiz Ağustos'a kadar. 4'e, 4 dörd hedefim 4. İyi hadi bakalım. Peki konuşalım şimdi Fenerbahçe'yi. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. öneleme karşılaşmasında 4-0'lık sonuçla kazandı Fenerbahçe. E, tabii tamamen ilk e, maçtan farklı bir Hı -hı. E, kadroyla sağdaydı İsmail Kartal. Şu genel bir değerlendirelim. Sonra zaten transferleri de konuşacağız. Hani ne, ne kadar değerlendirilebilir e, karşılaşma, karşı takıma bakılırsa ama yine de böyle bir Fenerbahçe'yi değerlendirmeliyiz. Rakibin durumu dolayısıyla tabii ki çok sağlıklı bir Hani sezona dair şöyle sağlıklı bir, analiz, bir evet, çok çözüm yani bulamazsın an. ama yani şöyle en azından e, saha yerleşimi ve e, felsefenin değiştiğini söylemek lazım. Jesus daha direk oyun daha kısa süreli hücumlar istiyordu. Hı hı. İsmail Kartal daha olgun, daha fazla pas sayısının arttığı o pas örgülerinin ardından e, geliştirilen hücumlar, pozisyonlar arıyor. Yani iki teknik adam arasındaki temel fark bu. Ben geçen yılda işte seninle yaptığımız yayınlarda da hep Jesus'un sisteminin, düzeninin Fenerbahçe'ye uygun olmadığını hatta belli bir noktadan sonra artık bir B planı olarak bu düzene geçmesi gerektiğini düşünüyordum. İsmail Hoca A planı bu. Hı hı. B planı da mutlaka olacaktır. Yani. Başka maçlara göre, durumlara göre değişecektir. Yani buradaki temel farklılıklar ne? Bir kere işte Santfor özellikleri farklı, tercihleri farklı. Biri Edin Dzeko gibi işte daha size yüksek, boy yüksek, toperleri daha zorlayan oyuncu seçiyor. Diğeri hız odaklı, işte Valencia gibi, Başakşehir gibi onlara boş alan yaratmaya çalışan bir oyun oynamaya çalışıyor. Şu ana kadar dediğim gibi bu oyun Fenerbahçe'nin kadrosuna, elindeki bulundurduğu oyunculara bakarsak daha uygun olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki senin de ifade ettiğin gibi Zimbru açık konuşma yani Süper Lig'de evet. tutunabilecek bir takım değil. Yani Süper Lig seviyesinde bir takım bile değil. E, o yüzden bu skorlarda çok normal işte. 4-0, 5-0. İsmail'i beğendim. Dünkü maç özelinde. Hazırlık maçlarında çok beğenmemiştim. Geçen seneki o çıkışının biraz altında görmüştüm. Dün itibariyle attığı golün dışında da bence oyunun en değerli performanslarından biri İsmail'in performansıydı. Mert Hakan, Crespo'nun yerine girdiğinde park yaratmayı başardı. Çünkü ceza sahasında Fenerbahçe bir tane daha fazla adam soktu. Çünkü öyle bir noktaya geldik bir yerden sonra artık yani birine çarpıp gol olacaktı. <laughs> evet. Ve öyle de oldu yani. Birilerine <laughs> çarptı gol oldu. İlk gol öyle oldu. Sonrasında oyun açıldı. İlk yarı yüzde 85-15 topa sahip olma Fenerbahçe. Evet ilk yarı gol olmadı yani. yani çok... ya Ve 0-0 bitiyor. Evet. 85-15 0-0 çok garip bir istatistikti. Ee, ama işte o kilit açıldığında da farklı Tabii skor arp, gelince arp, er, belliydi. Batuşay yani, açısından güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. E, i̇lk maçın ardından böyle bir vücut dilinde e, mutsuzluk vesaire konuşuluyordu. E, dün itibariyle hani iki gol atmış olması onu biraz canlandırdı. O anlamda değerli e, dünkü galibiyet. İrfan Can yine e, hmm. bence iyi oynayan oyunculardan bir tanesiydi. Duşan Tadiç sezon içerisinde artık iyi oynayan oyuncuları sorduğunda hani ilk üçte mutlaka sayacağız gibi bir durum, mutlaka, durum var. Evet. Çünkü gerçekten takımın, e, bu arada maça kaptan başladı. <laughs> hani Mert Hakan yedekti. Maça kaptan başladı. Cekola da yedekte. O anlamda da hani takımın liderlerinden bir tanesi. Onunla alakalı bir polemik var. İstersen onu da e, araya sıkıştırayım. Hı -hı. Yani ikinci yarıya Mert Hakan Butaliç'ten kaptanlık pozisyonunu aldı falan deniyor. Aynen. Öyle bir durum yok. Hı, -hı. Ya, zaten oyundan e, ilk yarı soyunma odasına giderken çıkarmış Çıkardı, yani, pas pozubandı, Mert Hakan'a verecek. Yani sonuçta belirlenen bir şey var. Kaptanlık 1 2 3 Hı -hı. 4. Mert Hakan ikinci kaptan. Ceko yoksa Mert Hakan kaptan olur. Kural bu yani Hı -hı. bu şekilde. Ee, teknik eğitim belirlediği bir durum. Tadic ile Mert Hakan'la alakası yok olayın. Ama Tadiç de zaten o Pazulant kolunda olsa da olmasa da takımın liderlerinden bir tanesi. Öyle bir detay var. Yani bundan sonrası için artık ya Maribor ya da Differdange iki takımdan biri olacak. Muhtemelen Maribor olur diye Hı -hı. düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin tutlara kalmasını bekliyoruz. Güzel bir oyun, güzel bir şaşalı bir skorla geçildi tur çok da üzerine başka söylenecek bir hı hı. şey yok maç e, Volkan biraz önce sen de söyledin. Mert Hakan yani hani böyle baktığımızda da işte sosyal medyada gelen tepkilere de e, uzun zamandır belki de almadığı tepkileri aldı. Beğenildi oyunu. Olumlu anlamda e, evet. Olumlu anlamda. İsmail Kartal'la birlikte belki de kariyerinin en iyi sezonunu yaşayabilir mi Mert Hakan? Zaten yaşadı aslında. Ligin asist kralı oldu İsmail Kartal dönemindeki performansla. Şimdi bu senede. Bu sezon, ha. bu sezon. Ya şimdi şöyle bakın bu İsmail Kartal, Jesus şeyi değil bu yani. İsmail Kartal güzellemesi, Jesus kötülemesi değil. Ben hep şunu söylüyorum. Teknik adam olarak elinizdeki malzeme uygun sistemi bulmanız lazım. Jesus'la ilgili benim yaptığım en büyük eleştiri buydu. İrfancan sağ kanat çizgi oyuncusu olmaz. Özellikle 4-4-2'de olmaz. Hı hı. Çünkü o mesafeyi kat edebilen bir oyuncu değil. Yani o kadar çok yüksek mesafe kat eden bir oyuncu değil diyordum. E şimdi 3 orta sahayla oynandığı için İrfancan'ın daha az geriye gelmesi gerekiyor. Daha diri kalıyor, Daha iyi gözüküyor gibi. Felsefe değişikliği birçok oyuncuda farklılık yaratıyor. Şimdi Mert Hakan bu düzene daha uygun bir oyuncu. 2 orta sahadan biri olmak var. üç tane orta sahadan biri evet. olmak. üç orta sahadan biri olmak daha fazla ceza sahasında koşu yapabiliyor. Daha etkili gözükebiliyor. Veya başka oyuncularda da göreceğiz bunu. Yani o 4-3-3 ya da 4-2-3-1 düzeninin mesela Osay Samuel çok fazla topla buluşuyordu CESUS döneminde. Çok fazla topla çıkmak zorunda olan oyuncu oluyordu Jesus döneminde. Şimdi onun üzerinden de yük kalktı. Osay Samuel de iyi oyunculardan biri olarak gözükmeye başladı. <laughs> ya kısacası ben hep söylüyorum. Teknik direktörlük işi artık ben bir şablon çizerim. O şablona göre futbolcu uyar değil. Elindeki malzeme, ona neyse, göre sistem kurmak. Elindeki malzeme neyse, rolleri en iyi şekilde dağıtacaksın ve o, o, o rolleri uygulamasını bekleyeceksin. O şekilde zaten oyuncu da daha fazla ön plana çıkıyor. Diğer Aynen. türlü dediğin gibi mesela, o sayesinde Samuele çok yük bindiği için ne oluyor? Bu sefer o eleştirilmeye başlıyor, evet. e, bu motivasyonunu düşürüyor, performansını ve düşürüyor ve problem oluyor. Yani, yani takım için mutsuzluk oluyor e, takım evet. içerisinde. Şu anda yani zaten benim söylememe gerek yok. insanların futbolcuların demeçlerinden de anlayacağı üzere genel olarak bir memnuniyet var. Hı hı. Bu da bunun da temel sebebi oynayan oyuncu kendisine uygun rolde oynadığı için mutlu. Evet. İsmail Hoca bunu beceriyor. Hı hı. İsmail Hoca'nın ilgili bir sürü şey söylenebilir ama İsmail Hoca bu işi bu rol dağıtımı işini her oyuncu başrol oyuncusu değildir yani. Hı hı. Bu rol dağıtımı işini iyi yapıyor. Başrolü Tadiç'e, Ceko'ya verdi. Diğer oyuncular da performansları artarak Devam ediyor. Tabii ki derligin çok başı. Fenerbahçe'de böyle bir hava var biliyorsun. Yani bu Zimbru 5-0 yendi ya. Zimbru'yu 5-0 yendikten sonra yani şampiyon olmuş gibi bir hava var camiada. Öyle bir durum da yok. Yani bir mücadele verilecek. Çok değerli iki tane şu anda hani Trabzonspor'u biraz geride görürsek. Çok değerli iki tane rakip var. Yani çok gaza gelinecek bir durum da yok. Şundan dolayı olabilir mi? Şimdi böyle Fenerbahçe'nin işte böyle takımlara ya da ne bileyim ligin alt sırasındaki takımlara böyle hiç olur olmadık zamanlarda maç kaybetme gibi bir durum oluyor ya. Ha, Dolayısıyla. Öyle bir şey yaşamadık mı? <laughs> öyle bir şey bunu. yaşamadık. Şimdi biz lige de yine çünkü geçtiğimiz sezona baktığımızda o alt sıradaki takımlara çok fazla puan e, kaybetmiş İstanbul, bir Fenerbahçe var. Ümrani, Aynen puan öyle. kaybetti. E Şimdi hani biz böyle... De takımlara karşı iyi gidiyoruz falan gibi bir durumda olmuş olabilir. olabilir. Neden olmasın. Ee, ama bu sene e, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın özellikle Beşiktaş biraz daha transferde e, yavaş hareket ediyor. Şu an itibariyle tabii sonrasında mutlaka hızlanacaklardır. Ben bu sezon üzerinde çok fazla derbilerin belirleyici olacağını düşünüyorum. Hmm. Maçta derbi maçlarının belirleyici evet. olacağını düşünüyorum. Çünkü makas çok açıldı. Hı hmm. hı. İlk yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'la diğer takımlar arasındaki makas epey açıldı. Bu yüzden aralarındaki maçların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda da kadrolar belli değil, birçok değişiklik olabilir vesaire ama yani bakalım şimdi Başakşehir, Adana Demirspor ki onların yani iki takımı da çok ben diğer üç takımla aynı kefeye koymam. Onlara kafa gösterebilecek, onlara zorlayabilecek ben iki tane takım görüyorum şu anda. O iki takımın da ilk üçe kendini atmaları çok zor. Çok düşük ihtimal gibi geliyor bana. Doğru. Bu anlamda yani ilk üç belli gibi. ya yani Aralarında bir yarış olacakmış evet. gibi. Bu yüzden aralar, o aralarındaki yarışında büyük maçların belirleyeceğini düşünüyorum yani şahsen. Özlediğimiz lig geliyor diyebilir miyiz? Biz böyle seviyoruz çünkü. Evet yani o büyük üç, takımların. Evet büyük takımların e, arasındaki yarışı tabii ki diğer takımlarda çok değerli. Onların da başarılı olması çok değerli ve lige kesinlikle renk katıyorlar ama şimdi ne olursa olsun işte Fenerbahçe daha altta kalınca Galatasaray daha altta kalınca reyting o... düşüyor. Heyecan gidiyor. Ben evet. reyting açısından bakmadım. Yok yok reyting değil yani şey olarak hani evet. insanların İnsan ilgisi ay azalıyor. Aynen öyle. İlgisi Aynen azalıyor. Öyle. Ama tabii yani o makas çok ciddi açılıyor. Evet doğru. Yani bugün baktığında böyle sağlam diyebileceğin çok nadir takımlar var. Diğer takımlarla bu üç büyük arasında yani Trabzonspor'un da işte aldığı oyuncuların sakatlık yaşaması gibi problemler var. Yani Trabzonspor'u da ben o ilk üçün arasına sokamıyorum şu anda. Diğer takımlarla üç büyük arasında ciddi bir Fark oluştu. Çünkü... Bu aslında lig için güzel bir şey evet. Yani futbolumuz açısından güzel bir şey değil. Değil evet. Ama yani enteresan bir transfer sezonu geçirdiğimizi evet. söyleyebiliriz böyle arka arkaya bombalarla. Güzel devam ediyor. Peki gelelim transfere Volkan. Buyurun. Ekambi onunla alakalı son durum nedir? Onu bir öğrenelim senden. Ekambi 3. sıradaki oyuncu şu anda Fenerbahçe'nin listesinde. Cengiz Ünder, Tete ve Ekam Yani bir kanat Hı -hı. rotasyonunda bir oyuncu arıyor Fenerbahçe. Kaliteli bir oyuncu arıyor. Ee, o kaliteli oyuncunun da hangisi olacağı konusunda henüz bir karar verilmiş değil. Hı -hı. Yani bugün ben buraya gelirken işte sosyal medyada Cengiz Ünder bitti, bugün açıklanıyor, yarın açıklanıyor gibi mesajlar görüyorum. Bana yalan söylenmiyorsa, hani sadece bana yalan söylenmiyorsa çünkü... Volkan'a söylemeyin falan. Şimdi, evet, Cengiz'i getiriyoruz, <laughs> Volkan'a söylemeyin demiyorlarsa... Şimdi şöyle, tabii ki yönetim bu işleri gizlemeye çalışıyor elinden geldiğince de bir sürü cephesi var bu işin. Şöyle söyleyeyim, ben aldığım bilgiler... Çünkü ne oluyor biliyor musun? Sosyal medyada ben bunu çok net görüyorum. Şimdi insanlar işin içinde olmadığı için birisi bir şey yazıyor, Cengiz Ünder yazıyor. Arkasından... 120 tane hesap evet. Cengiz Ünder kum saati, Cengiz Ünder alev, Cengiz Ünder suun tamam mı? <laughs> bir bakıyorsun herkes birbirine, askerlikte de böyledir. Birisi <laughs> der ki askerlik kısalıyormuş der. <laughs> askerlik kısalıyormuş, yani, askerlik kısalıyormuş. Tabii kısalıyormuş yayılır de. en son kendin söylediğin yalana inanırsın yani böyledir. <laughs> Allah hakikaten askerlik kısalıyormuş. Cengiz Ünder konusu da böyle şu anda. Ee, yani yalan demeyin yanlış anlaşılmasın. Hani Benim aldığım bilgiler özelinde şu anda biten bir durum yok. Mars ile cephesiyle zaten anlaşma var. Cengiz Ünder cephesiyle henüz olumlu olumsuz bir gelişme kaydedilmiş değil. Bunun ücret de anlaşılmıyor. Bunun bir bunun birkaç gün daha süreceğini ifade edebilirim bu sürecin. Olumlu veya olumsuz Hı -hı. sonuçlanacak Belli ama e, şu anda biten bir tane durum yok. En son aldığım bilgi bu. Yarın, öbür gün, ondan sonraki gün e, başka bir boyuta gider. O zaman değişir ama şu anda Bitmiş bir şey yok. Cengiz konusu bu. TT konusu da TT bugün İstanbul'a geldi. Hı hı. Bugün bir Fenerbahçe'ye temas olabileceği yönünde e, bilgiler aldım. Ama temas ne derece ciddi olur ve bu temasın sonucuyla alakalı açık konuşayım. Yani şu anda saat 14.27. E, bu saatler itibariyle bir sonuca ulaşamadık. Ama e, TT'de Fenerbahçe'nin tıpkı Cengiz gibi kanat transferi için düşündüğü oyunculardan bir tanesi. İkisi birden olmayacak. Onu söyleyeyim. Genelde bir öyle bir yorum olacak. yapılıyor. Hı -hı. Ya yani ya Cengiz ya Tete olacak. Onu söyleyeyim. Ya da Ekambi mi? Bu ikisinden sonuç alınamazsa Üçüncü Ekambi sıra. için Hı -hı. bir hamle yapılacak durumda gözüküyor. Ve şöyle söyleyeyim. Ekambi de iyi oyuncu. Genel olarak Fransa Ligi'nde de son yıllarda iyi performanslar göstermiş bir oyuncu ama tabii ki Cengiz'in ve Tete'nin profil olarak çok daha iyi oyuncular olduğunu söyleyebilirim. Yani benim tercihim hangisi olur? Tabii ki artı 3 dolayısıyla Cengiz önemli bir avantaj. Ama Tete'nin de şöyle bir şeyi var. Eğer o transferi gerçekleştirebilirseniz artı 3'ün ötesinde e, yıllar içerisinde 1 yıl, 2 yıl bir performans alırsanız çok ciddi bonservis geliri elde edebileceğiniz bir oyuncu. Cengiz de tabii ki yeniden Avrupa'ya satabilirsiniz ama hmm. Cengiz'in yaşıyla Tete'nin yaşı arasında yani Avrupa piyasası açısından baktığımda fark var. Yani Tete de çok ıı, iyi bir oyuncu. Yani ben evet. ikisinden birine okeyim ama Ekan bir açık söyleyeyim içimden çok geçmiyor, yani. İçimden çok istediğim bir oyuncu değil benim Ekan bir. Tete veya Cengiz olursa Fenerbahçe için hakikaten e, oyun kalitesini yükseltecek oyuncular diyebilirim. Bir isim daha var, Kroonich. Ee, o da yine e, bu aslında taraftarı heyecanlandıran bir isim. Evet. Neler söyleyeceksin? Bu e, şeye geçmeden orta sahaya geçmeden kanatla ilgili son bir e, e, ekleme yapayım. Tabii ki. O da şu yani Karasco Atletik Madrid evet, olması giyen. Evet da vardı. Hı -hı. Dün sevgili Ahmet Selim Kulun ismini ilk olarak söyledi. O oyuncu ile alakalı da bir bekleme durumu söz konusu. Ben yine aynı şekilde Cengiz ve Tete Hı -hı. görüşmeleri dolayısıyla bu oyuncunun yine bekleme listesinde olduğunu tahmin ediyorum. Ama geniş bir kanat listesi var Fenerbahçe'nin. Bunlardan bir tanesini alacaklar. Hangisi olursa, Carrasco'da yıllardır Atletico Madrid'de görev yapan tecrübeli bir oyuncu. Belçika milli takım formasını giymiş bir oyuncu. Hangisi olursa katkı sağlar. Geniş bir kanat rotasyonu var. Orta sağ, Kurniç şu anda bir numaralı aday. Bunun iki tane temel sebebi var. Birincisi Yulmand, İsveç düzeltiyorum İsviçreli değil, Danimarkalı. Danimarkalı arkadaşımız Portekiz'de transfer oldu oluyor. Çok az kaldı. Bu transferin resmiyete kavuşması demek, henüz resmi bir açıklama yok Sporting Lisbon'da. Ama resmiyete kavuşması demek Fenerbahçe'nin listesinin en başındaki oyuncu, en başındaki 6 numara pozisyonu için en başındaki oyuncunun ihtimalinin ortadan kalkması demek. Hı hı. İkinci ihtimal de Krunic, Rade Krunic, Milan formasıyla geçen yıl iyi bir performans göstermiş. 11 tane şampiyonlar ligi maçına çıkmış. Milan biliyorsun geri finalinde şampiyonlar ve onun Düzenli. Yani. 11'in 9'unda ilk 11 oynamış mesela. Hı hı. 11 oynayan oyuncusu Bosna kökenli, yani Bosnalı bir oyuncu. İşte hı. Edin Dzeko muhtemelen transferde bir şeyi vardır. Etkisi, katkısı evet, vardır. Olabilir. Bu arada Cengiz'de de eğer gerçekleşirse Edin Dzeko'nun etkisi olacak. Hı hı. Cengiz'de Cengiz'i ikna tasında epey bir mücadelesi oldu. Ve onun dışında Radek Kuliniç dışında orta sahil bir takviye daha yapılacak. Radek için dediğim gibi ben biraz hem Milan'la pazarlıkların sürmesi hem de Yulmand'ın durumunun daha tam olarak netleşmemesi dolayısıyla sonuçlandırılmadığını söyleyebilirim. Ama kurun içi Fenerbahçe kadrosuna katmaya yakın anlaşma. Yani olumlu en azından olumlu. Nicolas Dominguez olmayacak mı? Nicolas Dominguez de şöyle ya yani Bologna ikna edilemeyecek bir tarafı yok. Nicolas Dominguez'in İtalya'da kalma isteği var. İtalya'da daha iyi bir takıma gitme isteği var. Şimdi Milan bir Amerikalı orta saha oyuncusu aldı. Hı, hı İsmini yine unuttum. Ama e, şöyle söyleyeyim. Yine Nicolas Dominguez'i de ona rağmen transfer edebilir deniyor İtalya'daki çıkan haberlerde. Ve bir e, en son ki dün gece gördüm. Yine e, Milan'ın ilgisi olduğu söyleniyor. Şimdi bu dedikodular olduğu sürece Nicolas Dominguez ihtimali olmaz. Ama bu dedikodular bir gün bitecek. <laughs> Nicolas Dominguez bir yere transfer olmazsa o zaman işte Seriha'nın dışına gözünü çevirdiğinde en ciddi takım, en ciddi taliplisi Fenerbahçe. Biraz şu da aslında bekliyor diyebiliriz yani. Evet evet Domínguez Fenerbahçe için. orada hani Ali Koç dedi ya frene basalım. Orada frene basalım yani transferi azaltalım gibi algılandı. Halbuki öyle bir şey değil. Ya yani oyuncuların durumunun netleşmesi <laughs> açısından o frene basılıyor. İşte bu sefer de böyle son hafta bir böyle hareketlenme oluyor. Evet, ama maliyetler ciddi düşüyor evet, orada. Evet, ciddi düşüyor. Yani Aynen. ekonomik olarak çok ciddi avantaj sağlıyorsunuz. Nicolas Dominguez konusunda da Fenerbahçe'nin yani kısa vadede evet. çok şanslı olduğunu söylemeyeceğim, Hı -hı. söyleyemeyeceğim. Ama işte Milan gibi, Inter gibi veya işte başka böyle üst düzey İtalyan takımları olmazsa İtalya dışına çıkma durumu olursa ki kulübü oyuncuyu satacak yani evet, çok evet. net bu. Hı -hı. İtalya dışına çıkma durumu olursa Fenerbahçe en ciddi aday. Yani bir fırsat transferi olabilir Fenerbahçe adına. Olursa çok iyi. Evet. Yani gerçekten iyi oyuncu. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Toreira tarzı hmm. böyle şey bir oyuncu. ısıran bir oyuncu. Ve aynı zamanda yani Toreira'dan iyi kötü demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hücum anlamında da takımına katkı, katkı sağlayabilecek falan. bir oyuncu. Volkan Kaleci transferinde son durum ne şu anda? Evet. Kaleci konusu artık yani Tekrar tekrar şunu söylemem lazım. Yani ben Altay kalsın demiyorum kesinlikle. <laughs> Bu benim görüşüm değil arkadaşlar. Benim fikrim değil. Ben durumu aktarıyorum. Çünkü ben bir şey, böyle bir şey söyleyince Altay ın PR'lıma yapıyorsun diyorlar da o yüzden. Altay kalıyor. Altay bayındır. Gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek. Bunu insanlar kabul etmek istiyor. Altay'ı gönder abi diyor. Ya gönderemiyorsun. Ya bir şey diyeyim mi maçtan ha. sonra full sosyal medya yani yine hı. ne Altay gitsin Altay gitsin i̇şte Manchester Hivko United olacak falan Manchester gibi. United olmadı Ajax olmadı başka ciddi talebi de yok Altay şu anda gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecekmiş gibi hazırlıklarını sürdürüyor. Hı hı. Şimdi plan neydi? 6 milyon euro çıkışı var evet. Altay'ın evet. bunu biz bir yere veririz üzerine de işte 4 milyon euro koyup Livakovic'i alırız. Şimdi bu gerçekleşmedi şu anda çok büyük bir sürpriz olmaz. Yarın sabah bir uluslararası bir takım uyanıp ben bu Fenerbahçe'nin kalitesini 6 milyon euroya alayım demezse böyle bir şey olmayacak. Bu durumda Livokovic'in maliyeti de bonservis maliyeti de 4 milyon eurodan 10 milyon euroya çıkmış olacak. Bu yüzden ve tabii ki işin bir de şey boyutu var Cengiz daha bitmedi diyorum. Fenerbahçe'nin şu anda elinde A milli seviyede son dönem A milli seviyede Ferdi Kadıoğlu düzenli oynayan oyuncusu var. İsmail Yüksek işte giriyor çıkıyor amil takımda. Başka Samet oynamadı. Başka yok yani. Amili seviyede bir tek Ferdi var. Evet. Cengiz olmaz. Evet. Bu nedenle bu artı 3 konusunu teknik heyet önemsiyor. Yani biz bunu nasıl çözebiliriz? Şimdi kareye koyarsak başka yerleri nasıl yapacağız gibi bir strateji, bir plan, bir mühendislik yapıyorlar. Bu yüzden de Livakov için ihtimali... Bak transfer tamamlandı, bitti Livakov transferi. Bugün kulübüyle de, Oyuncuyla da anlaşmış durumda Fenerbahçe. Ama bu transferin son noktayı konulmasının ihtimali ben %50 olarak görüyorum. Yani diğer ihtimal, diğer %50'de 6 ile devam biz ön tarafı komple yabancı yapalım. Yani genel düşünce henüz karar verilmemekle birlikte iki tarafa da dönebilir. Yani Livakovic'li bir Fenerbahçe'de izleyebiliriz yeni sezon. Ama Altaylı bir Fenerbahçe izlersek de kimse şaşırmasın. Peki sence mantıklı olan yani senin fikrin ne bu konuda? Şimdi ayağı. şöyle benim artı 3 konusunda ben bir çıkar yol bulamıyorum. Melih Demiral da var bu arada. Evet. yani o, o durum da var. Hani hı hı. Atalanta kadrosunu alınmadı vesaire. Şimdi Bekao'yu aldınız 8 milyon euro. Melih'i alacaksınız 10 milyon euro diyelim hadi iyi ihtimalle. E, Cengiz'i alacaksın. Bonuslarla... 10 küsür 12 15 falan. Neyse. Yani. Abi yani bu sınırsız kredi kartı değil ki yani onu böyle cırt 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 çektirelim. Yani böyle bir bütçe yok. Ya bu artı üçü en ekonomik şekilde çözmen lazım ki daha açtı işte 6 numaraları, 8 numaraları falan konuşmuyoruz. Onların da bütçeleri yüksek yani. Böyle bir takım kuramaz ama ha alırsın Livakovic'i. Orta sahada Mert Hakan oynar. İsmail Yüksek oynar. İrfancan'ı koyarsın. Sağ tarafta Emre Mor oynar falan. Yani Bunlar da mümkün. Yani o yüzden tekrar ediyorum. Benim fikrim değil bu. Böyle bir mühendislik yapılıyor şu anda. Bu kadro mühendisliğinin sonucu ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Ben %50-50 diyorum kaleci evet. konusuna. Fenerbahçe bu hakkını daha çok orta sahadan yana kullanmak istiyor. Çünkü orta, orta saha daha önemli bir takım evet, kuruluyor. Aynen. Bravo. Orta saha daha önemsiyor. Orta sahaya kaliteli ikinci oyuncu, iki oyuncu alalım. İşte kaleyi Türkiye'ye dönelim. Bu da bir seçenek Fenerbahçe açısından. Ama genel olarak bir Altay'a tabii bir şey var. Yani olumsuz bir bakış açısı var Fenerbahçe ya tarafta. O da ama. aslında lig başlasa böyle bir iki geçse falan i̇yi, iyi, iyi oynarsa ilk iki üç maç kalkaro evet. kalkar o perde üzerinden. Evet. Ama ilk maçta da topu ayağının alttan kaçırdı. Geçmiş olsun. İşte o zaman sıkıntı olur. Yani, yani. hem Altay için sıkıntı olur. Hem ama bu, bu evet, da normal için. bir durum değil ya. Ben bunu yıllardır anlatmaya çalışıyorum. Sürekli Fenerbahçeli futbolcular Sırat Köprüsü'ndeler yani sürekli o sırat köprüsünü geçmeye çalışıyor. Yani bu adamın mental olarak rahat olmasını bekleyebilir misiniz sağda? Hayır bekleyemez. İşte bunun biraz destekle, moralle yükseltilmesi lazım bu oyuncuların. Ee, yani Altay'la devam edilecekse... Ya bağırarak, edilecekse... yuvalayarak bir sonuç alamıyorsun. Evet, Altay'la devam edilecekse Fenerbahçe taraftar da bütün desteğini vermesi lazım. durumunda. Bana Ama kalırsın. daha bir, yani net verilmiş bir karar da yok. Yani hı hı. Hiç belli olmaz. Yani. Tamam. Işte, alabilir Fenerbahçe. Peki Volkan, Pedro gitti. Eee evet. Rossi ona evet. da eee var gidiyor değil mi? yine MLS transfer olacak. Şu anda Columbus takımı zannediyorum. Hı. Yani orada biraz garip transferler. Biraz NBA'deki sisteme benziyor. Hı. Belli bir maaşın üstüne çıkamıyorsun falan. Evet. Belli bir bonservis evet. veremiyorsun. Bir tane sadece belli bir bütçenin üzerinde oyuncu alabiliyorsun. Öyle hakları var filan. Biraz karışık bir süreç ama kısa sürede tamamlanacağını düşünüyorum. Rossi de Amerika'ya gidecek. Rossi'nin de yani Fenerbahçe'nin ee, oradan da güzel bir bonservis gelir elde edeceğini söyleyebiliriz. Pedro gitti zaten, Gremio evet. resmi olarak Romeo. da açıkladı. Ama o satın alma opsiyonu yani zorunlu satın alma maddesi değil. Zorunlu satın alma opsiyonu da anlatım bozukluğudur bu arada. Bu bilgiyi de vereyim. Zorunlu satın alma opsiyonu diye bir şey olmaz. Zorunluysa opsiyon olmaz. Ee, zorunlu satın alma maddesi değil, satın alma opsiyonu var şeyde kontratta. Yani Pedro kiralık olarak Fenerbahçe'den ayrılmış durumda. Rossi takımla çalışmıyor. Gustavo Enike takımla çalışmıyor. Bu oyuncular da artık ayrılık boyutundalar. Türk oyunculardan da ben Samet Akayda'nın yakın zamanda bir Süper Lig takımına kiralanması okay. ihtimali. Çok güçlü görüyorum. Başka ayrılık olur mu? Gelecek yabancılara göre olmak zorunda. Yani okay. Lincoln ilk 14'e giremeyecek. En azından Ocağı kadar. Onu söyleyeyim o yabancı, 14 yabancıya giremeyecek. Evet. Onun dışında Crespo ve Joshua King ayrılıkları yüksek ihtimal olarak gözüküyor. Yani baktığında yine işte 4 gidiyor şu anda hani ikisi gitti, ikisi gidiyor. Samet 5, King 6, Crespo 7 gibi sayabiliriz. Yani şu anda Fenerbahçe'nin gönderme konusunda da yoğun bir mesaisi, yoğun bir çalışması var. Güzel bir bütçe de çıkar buradan herhalde. E yani çok büyük, büyük bonservis gelirleri ama. olmaz yani Gustavo'dan, Arao'dan çok büyük bonservis gelirleri olmaz. Ama en azından zararı karşılamaları Evet. bile güzel bir gelişme evet. olur. Şu ana kadar iyi gidiyor satış konusu. Hı -hı. O anlamda sportif direktör Mario Branco'nun da ciddi fayda sağladığını söyleyebilirim kulübe. Bugün itibariyle görüntü 14 yabancının baktığında işte Batshuayi var, Loan Perez var. Geçen sezondan Osay Samuel var. Crespo ve King de ayrılırsa başka değil mi? Neredeyse evet, tamamı tabii. yenilenmiş evet. oluyor yani. Aynen. Neredeyse ben, öyle. E, iki tane stoper geldi, iki tane Tadic Ceko geldi. 4. 2 tane orta saha gelecek. 6. Kent geldi. 7. Yani bir 10 tanesi falan. 14'ün 10, 11 tanesi falan yeni olacak. Volkan Mert Müdür. De. Evet. Zeiss var. Yani Zeiss geldi. O ikisinin bugün açıklanmasını bekliyoruz. Mert'in kontratıyla alakalı bir prosedür varmış. O biraz daha Hı, uzayabilir diyorlar. Zeiss'ı muhtemelen açıklarlar. Zeiss arkasından da Mert Müdür gelir. O transferlerde yani Zayt zaten hani yeni evet, değil bir oyuncu değil. Mert Müldür şöyle bir sezon futbol oynamadı hı hı. ve Ağustos ayında sakatlandı. Mayıs ayında dönebildi. Bir yıl futbol oynamamanın vermiş olduğu rahatsızlık, sıkıntı. Bir süreç gerekiyor ona da. Direkt 11 oyuncusu olamay olamayacak. Ve zaten Osay Samuel'in performansı şu anda epey iyi. Yani İsmail Hoca'nın onu keseceğini hı hı. de düşünmüyorum. Hı hı. O yüzden e, Mert bir alternatif Türk oyuncu olarak hı hı. şu anda kadroda yer alacak ama yani o formunu yükseltirse eski o milli takımda hepimizin çok hayranlıkla izlediği oyuncuya dönüşürse de form, formayı değil, alır. Teşekkür ederim Volkan. Ben teşekkür ederim. Bir şey. Bizi izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim tekrardan. Volkan Demir ile Yüz Yüze'nin bu hafta sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.